Witch Leavings'i ayıran en temel fark ne sence? Şimdi bu konuyla ilgili çok fazla fikrim var. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor bence en başından. Wings bence biraz daha çocuklara hitap eden bir şey. O yüzden ikisinin de yayınlandığı zamanlarda Wings biraz daha popülerleşti o yüzden. Birinci sebep bu, ikinci sebep birazdan geleceğim. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Witch'in çizgi romanı güzel. Wings'in çizgi romanıyla çizgi filmi aynı. Ama Witch'in çizgi filmi çok kötü bence. Ben hiç sevmiyorum. Karakterler aynı değil, akış aynı değil, senaryo kesinlikle aynı değil. Çizimler mesela benim hiç hoşuma gitmiyor çizgi filminin. O yüzden çizgi roman aralarında hiçbir alaka yok. Ben çizgi roman bazında değerlendireceğim bunları. Hani ikisini ayıran fark olarak soruyorsanız. En basitinden karakterler bir kere çok önemli rol oynuyor ikisinde de. Şöyle fotoğraf koyup iki şeyin de karakterlerini yan yana koyup baktığımızda Wings tipik. 5 tane kız var. 5'i de aynı boylarda, aynı vücut yapılarına sahip ve hepsi beyaz. Hepsi white. Bir tek Flora var. O da hani zenci falan da değil. Esmer sadece. Ve aralarında hiçbir böyle karakteristik özellik, yani fiziksel olarak en başta yok. Witch'te karakterler çok ayrı ayrı. Mesela onda da 5 tane karakter var. Aralarından bir tanesi Asyalı zaten. Hani şimdi diyeceklerdir büyük ihtimalle. Miyusa da Asyalı, işte çekik gözlü falan diye. Ama bu sadece var görüntü olarak. Çekik gözlü sadece. Witch'te Hailin mesela Çinli. Ve bu onun karakterinde çok fazla şeye sahip. Senaryoda bile yansıyor bunlar. Bedensel olarak bir farklılıkları var. Mesela Hailin zayıf bir karakter. Diğerlerinin oranında biraz daha zayıf. Ya da aralarında boy farkı var. Bazıları daha uzun, bazıları daha kısa. Giyim farkları çok farklı. Hepsinin farklı bir tarzı var. Mesela şey Irma var. Irma biraz daha balık etli. Kilolarından çok fazla şikayet eden bir kız. Bunu zaman zaman söylüyor ve işte hani ergenlik zamanlarında bunlardan yakınıyorlar falan filan. Böyle şey biraz daha büyüklere hitap eden bir çizgi roman olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki hani küçükler de okuyabilir. Ben küçükken okudum. Öyle çok inanılmaz büyüklere hitap eden bir şey yok ama sallıyorum en basitinden. Will'in anne babası ayrı. Çok gerçekçi her şey. Onu söylemeye çalışıyorum. Representation olarak herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği çizgi roman. Zaman zaman işte kendi aileleriyle beraber çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. İşte hem bir sihirli bir kız var aynı zamanda ve onunla kendi şeylerini, kendi günlük hayatlarını bir arada götürmeye çalışırken yaşadıkları şeyler aynı anda iki yerde olmalıyım gibi değil de kendi yaşadıkları böyle depresif yerler, kendilerini kötü hissettikleri zamanlar, kendilerini iyi hissettikleri zamanlar çok gerçekçi bir çizgi romandı ve ben o yüzden bu kadar fazla seviyordum. İşte mesela şey falan vardı. Hailin'in dişleri takması gerektiği bir zaman vardı ve bunu kafasına takıyordu işte. Hani dişleri takmak zorundayım, kötü gözükecek vesaire. Ya böyle çok ufak ufak gerçekçi şeyler vardı. Ne bileyim işte kardeşleri, bunlarla yaşadıkları şeyler vesaire. Ben hayatımdaki ilk kalp kırıklığını Witch okurken yaşadım. Çünkü Cornelia karakterinin sevdiğim bir erkek arkadaşı vardı. Caleb diye. Caleb diye mi okunuyor? Caleb. Caleb. Cornelia karakterinin Caleb diye bir erkek arkadaşı vardı ve nefret ediyorum şu an o karakterden. Cornelia'dan çok saçma bir sebeple ayrıldı. Hayatımda yaşadığım ilk kalp kırıklıklarından bir tanesi kesinlikle budur. Witch çizgi romanı çok fazla farklı şeyler yaşattı daha o yaşındayken ve bu yüzden her yönüyle karakter tasarımları olsun, konu olsun, karakterlerin gelişimi vesaire olsun her şekilde daha derin ve daha güzel ve aynı zamanda daha eğlenceli. Çok komik şeyler oluyordu hani izlerken ya da okurken asla sıkılmıyordum. Ama Wings'te ben böyle bir ayrım göremiyorum. Wings'te her şey ana karakter var. Ana karakter Bloom. Ana karakterin etrafında dönen şeyler. Mesela geçen gün şey gördüm. İlerleyen sezonlarda bir yerde konser tarzı bir şey veriyorlar. Ve solist Bloom. Ama aynı zamanda yanda bir tane müzik perisi var. Ve işte her şeyi çok iyi çalabilen, çok böyle müzikle çok alakalı birisi var. Ve o değil solist. Bloom solist yapmışlar onu. Miyusa yanda klavye mi? Öyle bir şey çalıyor. Mesela bu Witch'te asla yok. Sallıyorum hani ana karakter biraz Will gibi gözükebilir çünkü ana elementi taşıyan kişi o. Ama ana karakter kesinlikle Will değil. Her farklı arklarda sürekli farklı farklı şeyler dönüyor karakterlerle ilgili. Mesela dans gösterisi tarzı bir şey oluyor ve o dans gösterisinde en yetenekli insan Tarani. O yüzden Tarani en önde oluyor. Ama böyle bir şey Wings'te olsaydı ki mutlaka olmuştur. Wings'te olduğu zaman en öndeki şey Bloom oluyor. Bence Witch ile Wings'i birbirinden ayıran en önemli fark bu.